Merhaba arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Soru çözümlerimiz devam ediyor değerli arkadaşlar. Yeni bir anayasa denemesini sizlerle paylaşacağım. Öncekileri de izlemenizi şiddet ve kuvvetle öneriyorum ve iyi seyirler diliyorum. Hemen başlayalım. İlk sorumuz temel hukuk ünitemizden. Hukuk kurallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın. Hukuk kuralları ve yanlışları istiyor. Genel, nesnel, kişilik dışı kurallardır. Doğru. Hukuk kurallarımız geneldir, nesneldir, ve kişilik dışıdır. Şimdi bunu açıklamakta fayda var. En basit haliyle şöyle açıklayalım. Mesela Türk Ceza Kanunu'nda vatandaş Ahmet'in veya Mehmet'in adam öldürmesi cinayettir demiyor. Adam öldürmek cinayettir diyor. Ahmet, Mehmet, Ali, Ayşe, Fatma demiyor. O yüzden kişilik dışıdır. Yani aynı zamanda genelliği ifade eder. Süreklilik arz eden kurallardır. Evet ta yenisi yeni bir tane gelinceye kadar bu devam eder süreklidir. Zamana göre uyarlanan değişken kurallardır. Evet hukuk kurallarımız değişkendir. En basitinden tarihimizi Türkiye'de 4 tane anayasa 21, 24, 61 ve 82. Neden bunlar geldi? Çünkü ihtiyaç vardı. Değişmesi gerekiyordu öncekilerin. Maddi yaptırımlı kurallardır. Evet müeyyidesi maddidir değerli arkadaşlarım. Ama bakın şurada bir kelime oyunu var. Şimdi süreklidir doğru ama sürelidir derseniz bu yanlış olur. Sadece bir tane süreli kanunumuz var. O da bütçe kanunudur. O da bir yıllıktır. Ama bu hepsinin ortak özelliği olduğu anlamına gelmiyor. Süreklidir ama hukuk kurallarımız süreli değildir değerli arkadaşlar. Yukarıdaki hukuk dallarından hangilerinde taraflar arasında üstünlük değil eşitlik söz konusudur? Bakın arkadaşlar üstünlük değil eşitlik söz konusudur diyor. Dikkat tamam mı? Şimdi mantığını verelim. Biliyorsunuz bir kamu hukuku dalları var bir de özel hukuk dalları var değil mi? Kamu hukukunda devlet bireyden üstündür. Şöyle matematik işaretiyle göstereyim. Devlet büyüktür bireyden. Özel hukukta ise birey ile birey, biri de kadın çizelim. Birey ile birey birbiriyle eşittir değerli arkadaşlarım. Çok özel durumda devlet ile birey de özel hukukta eşit olabilir örneğin kiralamada. Özel hukuk mantığı eşitlik üzerindedir arkadaşlar tamam mı? O zaman hangileri özel hukuktur? Şunlar kamu hukuku çizdim. Borçlar hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ve devletler arası Özel hukuk tekrar ediyorum borçlar medeni ticaret devletler arası özel hukuk eşitliği getiriyor ya da savunuyor çünkü onlar özel hukukun dalları. O halde cevabımız 2 ve 3. Hangilerinde üstünlük vardır deseydi 1 ve 4 kamu hukuku olduğu için devlet bireyden kamu hukukunda her zaman üstündür. Kamu hukukunda Hakimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hakimin hukuk yaratması. Hemen şunu bir hatırlayalım. Konu anlatım videolarımızda vardı, çok değinmiştik. Hatta birçok soruda da değindik. E, 3H kuralımız var arkadaşlar. 3H kuralımız var. Hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratır. Hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratır. Hakim kural olarak özel hukuk alanında hukuk yaratabilir. Evet arkadaşlar. Kamu hukukunda hukuk yaratılmaz. Hakimin ceza hukuku alanında hukuk yaratması mümkün değildir. Evet. Çünkü ceza hukuku kamu hukukudur. Kamu hukukunda hukuk yaratılmaz. Kanunda varsa ceza verebilirsiniz. Yoksa veremezsiniz arkadaşlar. Kendi cezanızı kendiniz hakim olarak yaratamazsınız. Hakimin hukuk yaratması için örf ve adet hukukunda olaya uygulanacak kural bulunmamalıdır. Evet. Şimdi hakim hakim hangi durumda hukuk yaratıyordu? Yazılı da yok, yazısız da Yok bakın, örf adet hukukunda da olaya uygulanacak bir kural olmamalı. Hakimin hukuk yaratabilmesi için gerçek bir hukuk boşluğunun bulunması gerekir. Doğrudur. Gerçek bir hukuk boşluğu olmalı. Hakimin yarattığı hukuk bağlayıcı olmadığı için üst mahkeme denetimine tabi değildir. Şimdi bu şuraya kadar doğrudur. Hakimin yarattığı hukuk diğer hakim arkadaşları için bağlayıcı değil. Diğer hakim arkadaşları emsal alabilirler, örnek alabilirler ama onlar için illa bağlayıcı değil. Kendi hukuku kendisi için bağlayıcı ama şurası yanlış. Üst mahkeme denetimine tabi değildir. Yanlış. Hakimin yarattığı hukuk üst yargı denetimine açıktır ve hangi mahkemedir derse yargıtaydır değerli arkadaşlar. O halde cevabımız E seçeneği oldu. Ahmet ile dedesi Mustafa arasındaki hısımlığın türü hangisidir? Şimdi Ahmet ve dedesi Mustafa var. Bunlar hangi tür hısımlığa gider? Önce ben bir şey göstermek isterim. Ahmet ile dedesi Mustafa. Ahmet'ten dedeye gittiği için şöyle aşağıdan yukarı gidiyorum. Ahmet'ten dedesi Mustafa. Şimdi Ahmet'ten dedeye gidebilmek için Mustafa gitmek için arada bir anne baba da gerekiyor değil mi? O zaman şurası bir doğum. Dedeye de giderken ikinci doğum oluyor. Yani Ahmet ile dedesi ikinci derece D diyorum. ikinci derece arkadaşlar. Ahmet ile dedesi dediği için yukarıya doğru çıktığımız için üst soy oluyor. İkinci derece üst soy. O zaman bakın alt soy, üst soy hısımlı. Tamam. Şöyle olsaydı dede Mustafa ile torunu Ahmet deseydi ifade aşağıya doğru yönelirdiği için ikinci derece alt soy olurdu. Yan soy civar hısımlıdır. Yapay hısımlık evlat edin hısımlıdır. Kayın hısımlı evlilik yoluyla olur. Eşlerden biriyle diğer eşin akrabaları arasındaki yakınlıktır. Sıhri hısımlık da kayın hısımlının diğer adıdır değerli arkadaşlar. Peki. Aşağıdakilerden hangisi 61 Anayasası'na göre devletin nitelikleri arasında yer almamıştır? 61 Anayasası'nda insan haklarına dayalı devlet var, 82'de saygılıdır demokratik devlet, sosyal devlet, hukuk devleti değerli arkadaşlar. Artı artı sosyal haklar yine Türk milliyetçiliği bunlar 61 ama inkılapçı devletle bir vurgu yoktur değerli arkadaşlar. Bu arada 61 anayasasında Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün ilkelerinden 3 tanesine yer verilmemiştir. Hep şöyle kodlarız kurumlarda. E, halkçılık, inkılapçılık ve devletçiliğe 61 anayasasında yer verilmemiştir. Onu da paylaşmakta fayda var. Daha önce ÖSYM kullandı. Aşağıdakilerden hangisi 82 Anayasası tarafından düzenlenmiş seçim ilkelerinden biri değildir? Değildir. Genel oy, eşit oy, gizli oy, açık sayım ve döküm ilkelerimiz var. Arkadaşlar 1950'den beri gizli oy ve açık sayım yapıyoruz. Neden? Hile oranını en azından indirebilmek şeffaflık için. Herkesin bir oyu vardır eşit oy. E, dil, din, cinsiyet, servet, eğitim, vergi ayrımı yapmadan herkes oyunu kullanabilir diyorsa genel oy değil arkadaşlar. Dolayısıyla bunları tanımadık ama şurada, e, affedersiniz, şurada bir kelime oyunu var. Tek turlu değil hocam. Şöyle yazacaktı. Tek dereceli demesi gerekiyordu. Ve biz tek dereceli seçmedik. Hatırlayınız sorularımızda çok işledik. 46 yılında geçtik değerli arkadaşlar. Böylece halk direkt temsilcilerini seçiyor. Tamam. Tur kelimesi yazmış yanlış olmuş. Aşağıdaki anayasalardan hangisinde temel hak ve özgürlüklerden hiç söz edilmemiştir? Şimdi arkadaşlar haklara ve yargıya değinmeyen anayasamız hangisidir? 21 anayasasıdır. Haklara ve yargıya yer verilmedi. Neden? Savaş ortamı olduğu için. E bir de şu anayasayla şu anayasa birlikte hayattaydılar. 24'e kadar ikisi birlikte hayattaydı. Dolayısıyla 21'e hak ve yargıya niye yer verilmedi? Çünkü açığını da kim kapatıyordu aynı zamanda? Kanuni esası. Kanuni esası da haklar vardı. 24'te haklar kısaca vardı ama sosyal hak yoktu. Haklar en geniş anlamda yer verdiği için demokratik en demokratik anayasamız 61 ve sosyal haklar da 61 ile başlar. Şu anki anayasamızı zaten yaşıyor ve görüyorsunuz kıymetli arkadaşlarım. Yeni sorumuza bakalım. Bir yasama döneminde kanunlaşmayan tasarı ve teklifler bakımından geçerli olan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir yasama dönemi 5 yıl ifade eder değil mi? Ve 5 yıl boyunca mecliste raflarda kalıyor. Hani deyimine deyse tozlu raflarda kalıyor diyelim. İşlenmiyor, geçerli hale gelmiyorsa, geçersiz oluyorsa bunun hukuktaki adı kadük olmadır değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olmadığı halde milletvekili olmadığı halde yasama dokunulmazlığından yararlanır? Bakalım müsteşar, yardımcı, genel sekreter, muhabir, anayasa mahkemesi başkanı. Değerli arkadaşlar milletvekili olmadığı halde yasama dokunulmazlığına yararlananlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlarımızdır değerli arkadaşlarım. Artı hatta bir şey de hatırlayalım. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan. Şu 3 makama gelince zaten gelen kişi vekilse vekilini de kaybediyordu. Değerli arkadaşlar onu da paylaşmakta fayda var aşağı yukarıdakilerden hangileri genel görüşme yapılmasını isteyebilir? Şimdi genel görüşmenin tanımı neydi? ÖSYM'e sorduk KPSS'de en az iki defa. Devleti veya toplumu devleti veya toplumu ilgilendiren herhangi bir konunun meclis genel kurulunda görüşülmesidir. Cumhurbaşkanı, siyasi parti grupları ve en az 20 milletvekili bakın şimdi buradakiler grup adına talep talepte bulunuyor. Bunlar ise bireysel en az 20 imza topluyorlar tamam mı? Dolayısıyla üçü de var genel görüşme talep edenlerin içinde değerli arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre TBMM toplantı yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bilmiyorum yıl itibariyle hatırlar mısınız ama 2007'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kriz yaşanmıştı. 367 krizi. Bakınız internetten kurcalayın okursunuz arkadaşlar. Ve sonra e, bu olaydan sonra tekrardan Cumhurbaşkanlığı seçimi bir daha meclisi o zaman meclis yapıyordu. Mecliste yapıldı bitti. Sonra 2007 referandumuyla anayasa madde değişikliği oldu. Artık Cumhurbaşkanlığı hak seçecek kuralına geçtik. Abdullah Gül'ün seçiminden sonra. Sonra bir de arkadaşlar rakamlarda krizler yaşanmasın diye. Konu ne olursa olsun mecliste toplantı yeter sayısı 1 bölü 3'tür. Kabul edildi konu ne olursa olsun. E, 600'ün 1 bölü 3'ünü yapıyor şu an arkadaşlar elbette. 200 yapıyor. 2017 anayasa değişikliğine göre hakimler ve savcılar kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? HSK ile ilgili yanlış olanı istiyor. Hakim ve savcılar kurulu mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yapar. Klasik bir cümlemiz anayasa da böyle geçer. Kurulun 13 üyeden kurul 13 üyeden oluşmaktadır. Doğrudur. Yedekli bir kavram da yok. Kurul 2 daire halinde çalışır. Evet bakın arkadaşlar Anayasa Mahkemesi deseydi İki bölümdü ama burada iki dairedir lütfen uyanık olun. Doğru bir ifade. Kurulun 7 üyesini TBMM Genel Kurulu seçer. Doğru. 4 üyesini de Cumhurbaşkanı 11, Adalet Bakanı 12, Adalet Bakanı Müsteşarı 13. Lütfen artık yazmayın. Hocam müsteşarlık kaldırıldı. Değerli arkadaşlarım biliyoruz müsteşarlık kaldırıldı ama e, Adalet Bakanı Müsteşarı için kavram halen, müsteşar kavramı halen anayasada harfiyen kullanılıyor. Tamam Yoksa müsteşarlık kalktı, başkanlık geldi arkadaşlar. Doğru. Hakim ve Savcılar Kurulu 82 Anayasası'nın yargı bölümünde düzenlenmiş bir yüksek mahkemedir. Şimdi şuraya kadar doğru yargı bölümünde düzenlenmiştir. Ama bir yüksek mahkeme değildir. Hatta HSK mahkeme bile değildir. Yargının bir idari kurumudur değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi köy tüzel kişiliğinin genel karar organı olan köy derneğini oluşturur? Şimdi hangisi köy derneğini oluşturur diye sormuş. Köy derneği köydeki tüm seçmenlerden oluşuyor arkadaşlar. Bakın köydeki herkesten değil tüm seçmenlerden yani 18 ve üstü arkadaşlar ki aynen böyle KPSS sınav sorusu vardı. Bu arada köyün isteğe bağlı bir işini zorunlu hale dönüştüren yine köy derneğidir. Bu arada köy derneği doğrudan demokrasinin Türkiye'deki tek örneği olarak kabul ediliyor profesörler tarafından. Yukarıdakilerden hangileri idarenin bütünlüğü ilkesini sağlamaya yöneliktir? Değerli arkadaşlar KPSS'de en az 2-3 kere çıktı. İdarenin bütünlüğü neyle sağlanır? İki denetimle. İdari vesayet denetimi ve hiyerarşi denetimiyle idarenin bütünlüğü sağlanır. Lisanslarımıza da usulü yine çıkmıştı. Ön lisans grubuna da gelmişti. Yukarıdaki yetkilerden hangileri hem vali hem de kaymakam tarafından kullanılır? Şimdi bakın soru kurnazca hazırlanmış. Hem vali hem kaymakam yani ortak olacak. Genel emir çıkartmak sadece valide var. Kaymakam genel emir çıkartamaz. Şöyle deseydi ikisi de yönetmelik çıkartamaz doğru. İkisi de yönetmelik çıkartamaz doğru ama vali genel emir çıkartır. Kaymakam onu da yapamıyor. Devleti temsil etmek olmaz. Neden olmaz? Kaymakam Cumhurbaşkanı'nı vali devleti ve Cumhurbaşkanı'nı temsil eder değerli arkadaşlar. Okey. Yani ortak nokta değil. Kanunlarda öngörülen hallerde vesayet yetkisini kullanmak. Evet. İkisi de taşradır ve yerinde yönetim üzerinde idari vesayet denetimine sahiptirler. O halde cevabımız C seçeneği oldu. Bu arada bir şey daha söyleyip öyle bitireceğim. Vali Cumhurbaşkanı kararıyla kaymakam Cumhurbaşkanı onayıyla atanır. Vali devleti ve Cumhurbaşkanı'nı kaymakam Cumhurbaşkanı temsil eder. Vali o hal durumunda askerden yardım isteyebilir. Yetki genişliğine sahiptir. İstisnai memuriyeti ama kaymakamda bunlar da söz konusu değildir. İkisi de yönetmelik çıkartamıyorlar ama vali genel emir çıkartabiliyor. Peki. Ben arkadaşlarım Serman Hoca kanalında sizler için durmadan çabalıyoruz. İnşallah şu kalan sürede de çok verimli şeyler paylaşacağız. Tek amacımız netlerinize ciddi bir artı sağlayıp sizleri hedeflerinize ulaştırmak. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza verdiğiniz destek için de hepinize tek tek teşekkür ederim.